E biz hava soğutmayla 82 dereceye çıktık ve küçük bir hava soğutmayla. Küçük. He? Küçük. Küçük mi dedim? Küçücük dedim lan. Küçük dedim. ben <laughs> Küçücük. Tamam neyse fark etmez. Küçücük. <laughs> Sivaslılığım mı tutuyor nedir arkadaş? Ama video başta ne demiştik? Bu soğutucuyu <laughs> Ya yeter yeter bir dur. Bak ondan sonra çok videoyu kırpıyoruz ha. Ne demiştik arkadaşlar? Ya ben devam edeceğim. Ya yeter artık video kırpmaktan gına geldi. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir video ile karşınızdayız. Aslında farklı bir video değil, sizlerin isteği üzerine yapılmış bir video ile karşınızdayız. Çünkü YouTube'da videolarımın altında bazı arkadaşlar ''Aa bizlere işte kasa, güç kaynağı, soğutucu öneri videoları çeker misin?'' deyip duruyorlardı. Ben de sonunda bu fırsatı yakaladım ve eğer de mümkün olursa her ay böyle bir video sunacağım sizlere. Farklı markaların işte soğutucu soğutucusuydu, güç kaynağıydı ve bunların hem canlı incelemesini hem performans testlerini hem de alıp alınmayacağını, fiyat kıyaslamasını hepsini tek bir videoda yapıp dediğimiz gibi öneri video serileri yapacağım. Eğer ay ay yaparsak 2021 Şubat ayı, 2021 Mart ayı gibi bir video serisi oluşacak sizler için arkadaşlar. GameTech markasının ürünleri bulunuyor şu an önümde adını arattığınız zaman görebilirsiniz. Hatta özellikle şu soğutucunun tek fanlı modelini YouTuber bir arkadaşımız da incelemişti. E, performansından dolayı da bayağı da beğenilmiş bir soğutucuydu. E, kasaya da gelecek olursak millet bazıları diyecek ki abi bu kasayı şu şu marka satıyor. Bu kasanın orijinali ya Invin ya da -Li çok Yanılmıyorsam kimse kalktı şu şu markasının tasarımıdır demesin. Orijinali yabancı bir marka onu belirtelim. Ama Türkiye'de e, daha uygun modellisini e, üretip getirmişler açıkçası. Ve 9 fanlı e, bir yapı barındırdığından dolayı içinde e, çoğu kullanıcı tarafından da tercih edilebilir. Şimdi biz hiç vakit kaybetmeyelim ve GameTek'in Arkon kasasının tasarımından başlayalım. Arkon kasamız boyut itibariyle çok aşırı büyük değil. Mid-Tower ATX standartında. Derinliği 40 cm, yüksekliği 45 cm. Ön cephe genişliği ise 25 cm olarak belirlenmiş. Yan paneli, ön paneli ve kablo paneli temperli camlara sahip. Kullanıcılara en çok cezbeden noktası ise bu zaten sanki böyle akvaryumun içine bilgisayar toplamışsınız gibi bir görüntü oluşturuyor. Anakart desteğine bakacak olursak Mini ITX, Micro ATX ve standart ATX boyutlarda anakartları rahatlıkla takabiliyorsunuz. Arka plandaki videolardan zaten görebilirsiniz. Anakart tablasının hem alt tarafına hem de üst tarafına üçer adet kablo kanalları eklenmiş. Sağ tarafında ise normal baktığınızda kablo kanalı göremiyorsunuz. Çünkü orada anakart tablası için bir çıkıntı var. E, fanların arasından kabloyu geçirmek zorundasınız. Hemen PCIe Genişleme yuvalarında ise 9 tane slot yer almış. Bu sayede çoklu ekran kartı desteği de mevcut. Ekran kartı uzunluk desteğinde ise Ön panelde bir radyatör veya fan braketi bulunmadığından dolayı en arkadan ön tarafa kadar tüm pay sizler için açılmış durumda. Ben zaten 6800X' ekran kartını taktım bu kasaya ve ön panelle arasında yaklaşık 12 santimlik bir boşlukta kaldı. Şimdi geldik kasanın arka kablo paneline. Ne demiştik? Bu kasanın ön tarafında güç kaynağı yuvasını göremiyorsunuz. Tüm güç kaynağı hard disk ve kablo paneli arka tarafa doğru konumlandırılmış. Bu noktada standart ATX boyutlarına sahip güç kaynaklarını rahatlıkla takabilirsiniz istediğiniz uzunluğa sahip güç kaynaklarını monte etmeniz de oldukça rahat bu kasada. Hemen üst tarafa anakart tablasının arka kısmına doğru bir plaka eklenmiş. Bu plakaya 2.5 inç boyutlarda toplamda 2 tane SSD veya 3.5 inç standartına sahip 2 adet HDD takmanız mümkün. Kablama için ise zaten oldukça geniş bir pay bulunuyor. Şimdi bu kasa ön cebe derinliğinde 25 santimdi. Fakat anakart tablası tarafında kalan payımız biraz dar. Yaklaşık 14 santimlik kule tipi hava soğutmaları takabiliyorsunuz. Fakat piyasaya baktığımız zaman piyasada çoğu tipi hava soğutma 14 cm'in üstünde 15, 16, 17 santim yüksekliğe sahip oluyor. Fakat bu noktada yine GameTek bu kasaya özgü küçük boyutlu fanlara sahip soğutucular çıkartmış. Bu soğutucunun toplam yüksekliği 13,5 santim ki kasamıza taktığımız zaman temperli camda rahatlıkla kapanabiliyor. Temperli camla arasında yarım santimlik bir boşluk kalıyor. Yani ucu ucuna diyebiliriz. Ama burada soracağımız soru şu olacak. Peki radyatör desteği nedir bu kasanın? Şimdi kasaya baktığınız zaman üst tarafında, alt panelinde ve anakart tavlasının tam sağ tarafında üçer adet olmak kaydıyla toplamda 9 adet adresine bir RGB fan yer almış. Bu fanlar 1200 RPM dönüş hızına sahip ve 66 cfm'lik bir hava akışı barındırıyor. Bu noktada statik basıncının düşük olduğunu da söyleyeceğim ama hava akışından yana benim artı puanımı kazandı. Tamam oldukça fazla fan yer almış, hava akışından yana sorun çıkartmaz, işte üstten üfler arkadan atar sıcak havayı o noktada sorun sıkıntı yok. Peki hangi boyutlu oliman radyatörleri kullanabiliyoruz. Öncesinde bu kazanın alt tarafına oliman sıvı soğutma takamazsınız. Çünkü neden? Ekran kartına borular değme yapar arkadaşlar. Bu sebeple alt tarafa radyatör takılmayacağını bilmeniz lazım. Çünkü benim Facebook grubumda da bu kazanın görselini atıp bu tür soruları soran çok kişi mevcut. Sağ tarafa baktığımız zaman sağ tarafa 360 milimlik bir radyatör ben taktım. Fakat burada da şöyle bir sorun doğuyor. Radyatör ve fan kombinasyonu yapıp monte ettiğimiz zaman orada bir yükselti oluşuyor ve uzun boyutlu yani anakart boyutunu geçen ekran kartları taktığınız zaman maalesef ki ekran kartını anakarta takamıyorsunuz. Bu sebeple sağ tarafa da 360 milim hatta 240 milim boyutlu radyatör takmanız da oldukça zor. Bu kasada sadece üst paneli 240 milim radyatör takarsınız. Rahat bir şekilde kullanabilmek için. Fan desteği de zaten üstünde dedik ya 9 tane 120 milimlik fan mevcut. 140 milim fan da takamıyorsunuz. Ki zaten bu kasayı aldıktan sonra daha nereye e, fazlan fan alacaksın gerek yok. Adamlar e, tüm yerlere zaten fan takmış durumdalar. Kasa görebileceğiniz gibiydi. Şimdi geldik GameTek'in hava soğutma ürünlerine. E, Görebildiğiniz bu hava soğutmaları oldukça küçük boyutlu hatta modelin ismi neydi hızlıca bakacağım Freeze HD 2.4 Diğeri ise Freeze HD 3.0 model olarak geçiyor Biri 2 fanlı diğeri ise 3 fanlı bir model Bir de bu 2 fanlının e, tek fanlı olanı bulunuyor fakat o bana gelmedi Açıkçası ben istemedim çünkü ben bu soğutucuları biraz daha zorlayıp tam kapasitesini görebilmek için Ryzen 9 3900X işlemcisiyle test ettim. O kısmını zaten canlı oyun testte göreceksiniz. Bir şimdi soğutucumuzun yapısına bakalım. Soğutucu oldukça kompakt boyutta. Ee, dediğimiz gibi 13,5 cm yüksekliğe sahip. Genişlik noktasında da yaklaşık 11 cm. Anakartınıza taktığınız zaman kesinlikle RAM'lere değme gibi bir unsur söz konusu bile değil. Hemen alt tarafını çevirdiğimizde Toplamda 4 bakır borulu direct touch bir yüzey görüyoruz. Bu da direkt işlemcinizin üst yüzeyine temas ediyor ve soğutma performansına da katkı sağlayabiliyor. Fan noktasında ise 2 tane 90 milim çapında fan yer almış. Bu fanlar 2000 rpm bir dönüş hızı ve 48 cfm'lik hava akışı sağlayabiliyor. Hava soğutmaları da statik basın çokça önemli değil. Onu genelde sıvı bu soğutmalar için ön plana çıkartıyoruz. Ayrıca PVM hız kontrolüne de sahip. Ses noktasında ise sadece 20 desibel arkadaşlar. Yani oldukça sessiz bir soğutucu da oluyor. Ee, hem AMD hem de Intel e, anakartlarla uyumlu. Kutu içerisinde zaten gerekli vida ve braketler yer almış durumda. Üstünde dahil olarak gelen metal braket direkt AMD anakartlara monte edebileceğiniz bir yapıda. Intel'in soket yapılarıyla kullanmak için ise harici siyah bir braket çıkıyor arkadaşlar. Termal macun da kutu içerisinde mevcut. Bu soğutucuları hangi işlemcilerle kullanmanız gerekeceği neyse videonun kapanış kısmında yer vereceğiz arkadaşlar. Bir de 3 fanlı modeli bulunuyordu. Bu 3 fanlı modelinde ise alt yüzey daha geniş çünkü toplamda 6 adet bakır boru yer almış. Bu bakır boruların bağlantılı olduğu alüminyum kanatçıklar ise birbirinden uzaklaştırılıp 3. bir fanda orta kısma eklendiğinden dolayı soğutma performansı biraz daha iyi olacaktır. Ben bu 3 fanlı modeli muhakkak AMD işlemcilerle öneriyorum arkadaşlar. Şimdi bir de güç kaynağı vardı hızlıca ona bakalım. Yarı modüler bir yapıda olan GameTek'in Premium Gold 750 Watt'lık güç kaynağı oldukça kompakt bir boyutta ATX standartına sahip. 16 santimlik uzunluğu bulunuyor. Hemen arkasında AC güç girişi ve bir adet de açma kapama tuşu yer almış. Hemen güç kaynağının alt tarafında ise 14 santim çapında bir fan da bulunuyor. Ve bu fan 0 RPM özelliğine sahip. Yani sistemimiz boştayken fan duruyor. Yüke göre artıyor. Fakat yaptığım testlerde yüke girdiği zaman biraz fanı ses yapıyor arkadaşlar. Besleme noktasında ise hemen zaten üst kısımda da yazılmış. 12 volt kanalında 696 watt. 3.3 ve 5 volt kanalında ise 130 wattlık bir güç sağlayabiliyor. 80 plus gol sertifikası da cabası. Ama tabii ki çoğu kişi de şunu söyleyebilir. Abi çoğu için malı markası üstüne e, yalandan 80 plus sertifikasını yapıştırabiliyor. Bu da onlardan mı? Acaba diyeceksiniz değil arkadaşlar. Özellikle sertifikanın dökümünü istedim. Arka planda ben pdf dosyasından aldığım ekran görüntüsünü eklemiş olacağım sizlere. Direkt verimlilik sertifikasının test değerleri de bulunuyor bu kayıtta. Sizlerin de görebileceği gibi direkt GameTek'in kendi ürettiği güç kaynağı için yapılmış testlerde bu güç kaynağının %50 yük altındayken sunduğu verimlilik oranı %91.3 civarında çıkmış. Ortalama averaj verimlilik değeri ise %90.13'lerde yani 80 plus gold sertifikası sertifikasını almayı düzgün bir şekilde hak etmiş. Şimdi canlı incelemeye geçelim ve orada hem soğutucularımızın aldığı sunduğu soğutma performansını hem de kasanın hava akışından kaynaklı ekran kartı soğutmasına bakalım. Geldik canlı inceleme kısmımıza arkadaşlar. GameTek'in Arkon kasının içine Ben Asus'un B550 XE Gaming model anakartını ve bir tane de Ryzen 9 3900X işlemcisini taktım. Niye baktın öyle açıyor? bir tane değil. Zaten işlemci iki tane takacak halimiz yok. Doğru. Ryzen 9 3900X işlemci var demem lazım. Bir de AMD'nin 6800X'te ekran kartı bulunuyor oyunu 4K'da açtım ki sistemi doğru düzgün yüke sokabilelim ve ısı değerlerini daha iyi gözlemleyebilelim diye ilk olarak oyun ayarlarını göstereceğim. Evet kasamın hem yan panel hem de ön temperli camların kapalı olduğunu canlı canlı görün arkadaşlar. Şimdi oyunun ayarlarını göstereyim. Şu görsel ekranını kapatıyorum. Settings'e geliyorum. Grafik kısmında görebileceğiniz gibi kullandığım monitörde 4K ve 144 Hz tazeleme oranına sahip aşağı indiğimde render resolution'ı bilerek %100 yaptık çünkü bir upscale yapabiliyor. Bu sebeple %100 yaptığınız zaman gerçek FPS değerini de görmüş olabiliyoruz ve sistemi daha çok e de sokuyoruz. Alta iniyoruz tüm oyunun ayarları ultra ve high olarak bir karmada en yüksek ayarlar alınmış durumda. Çünkü burada bazılarınız high ayar görüyor. Abi ultra'yı almamışsın diyebilirsin. Bakın daha üstü yok arkadaşlar. Yani oyun en yüksek ayarlarda alta iniyorum. Görebilirsiniz işte anti-aliasing, işte motion blurlar falan hepsi en yüksek ayarlanmış durumda. Ve VRM kullanımı zaten tavan diyebilirim. Şimdi hızlıca görsel ekranı tekrardan açıyorum. Esc, es deyip oyuna giriyorum. Oyundaki canlı değerleri zaten soldaki tabloda da görebileceksiniz. Fakat ben ekran kaydı yapıyorum bir yandan ekran kaydında sizlere de sunuyor olacağım. Hop 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 ne diyor? Press E diyor. Tamam he. Hop indirdik. Aa diğerleri geldi geldi. Anam öldürecekler beni. 87 FPS ama biz dedik ya ısı değerlerine bakacağız diye. Bunu da öldürdük. Ee, ekran kartı GPU'sumuz 75 derece. İşlemci ısısı ise 80 derecelerde seyrediyor. Burada kapı çalışmıyor. Nereden sıklar bana ya? İndirelim şunları bir. Yoksa patates olacağız. Anam mermim bitmiş iyi mi? Nerede? İndirdik. 75 derece yerde ekran kartı. Gayet güzel. %99 yüklerde arkadaşlar. Ve güç tüketimi ekran kartının 255 watt. Duraksadığım zaman zaten videoyu kırparım. Sizler de fark edersiniz onları. Hani benim duraksamama çok bakmayın. Sonuçta bazı yerde cümlelerimi... <laughs> durdurmak zorunda kalıyorum çok ı ı deyip sizlerin canını sıkmamak için. Hala oyuna devam ediyorum. İşlemci 83 derece ama tabii ki biz burada biraz fantezi yaptım. Aslında oyunda burada biraz şey C diyeyim oturup bekleyeyim ve kameraya doğru konuşayım. böyle bir soğutucu, soğutucu ile Kalkıp da soğutucu ile kalkıp da Ryzen 3900X veya 5900X gibi işlemcileri soğutun kesinlikle demiyoruz. Bunu yanlış anlamayın. Biz bilerek en üst seviye bir işlemciyle bunu test ettik ki sıvı soğutmaların verdiği performansla şu minicik soğutucunun performansını daha rahat kıyaslayabilirim diye. Oyunda aldığımız işlemci sıcaklığı neydi? 80-82 derecelerde. 360 milik mm sıvı soğutucularla Ryzen 3900X testleri benim kanalımda zaten mevcut. 72-73 derecelerde çalışabiliyorduk. Arada 10 derecelik bir fark var. Ama bu soğutucu arkadaşlar, yani Gemtek'in Frozer HD 2.4 adlı çift fanlı soğutucusu 3900X gibi bir işlemci stok fandan daha iyi bir şekilde soğutabiliyor. Ki zaten Ryzen 3900X işlemcisini stok fanlı soğutmanız da mümkün bile değil. Burada aldığımız 80 derecelik ısı değerleri gerçekten böyle bir soğutucu için iyi. Ama bu soğutucuyu ne yaparsınız? işte Ryzen 3700X, 3600X gibi işlemciye tercih ettiğiniz zaman emin olun stok soğutucudan 10 derece daha iyi bir performansla soğutacaktır. Şimdi yine e, devam edelim. Ekran kartı ısısı gayet güzel. E, şuradan ilerleyeyim. Nerede? Ha? O öldürüyorlardı beni. Mermimi değiştireyim. Ekran kartı ısısı çok yükselmiyor çünkü sistemin hava akışı dediğimiz gibi gayet güzel arkadaşlar. Hava akışı da güzel olduğundan dolayı e, sistem ısıları e, iyi bir seviyede seyrediyor. Çünkü kullandığımız ekran kartı çok güçlü bir ekran kartı. Mesela bellekleri 15.6 GB şu an 4K Ultra'da oynadığımızdan dolayı yani bildiğiniz tavan yapmış durumda. Nerede? O benim adamım mıydı la? Ulan kendi adamı vuruyordum galiba. Evet şuradan ilerleyelim. Oyun zaten bitmek üzere. Yani şuradaki bölüm bitecek. Mermim bitti. Mermim. Şuradan gidelim. Oyun bitti. Değerler bu şekilde arkadaşlar. Hoppa bitmedi. O çat çat çat. Oye yeah. ne güzel sahne ya. Evet kısa bir canlı testimiz vardı. Orada oyunlarda aldığımız ısı değerlerini, watt değerlerini, güç tüketimlerini hepsini gördünüz arkadaşlar. Sırasıyla ile değinelim. İlk baş ekran karttan başlayacağım. Ben önümde bir kağıtdan not almış durumdayım. 6800 X'te ekran kartımız oyun sırasında 75 dereceleri görmüş en fazla ve 255 wattlık bir güç tüketimine ulaşmış. Bu noktada şunu belirteceğim. Bu ekran kartı zaten Zaten otomatik fan profiliyle e, bayağı bir ısınan ekran kartı ki e, özel 3 fanlı bir model olmasına rağmen referans tasarımda yani kapalı bir çerçeveye sahip. İşlemci tarafında ise bazılarınız hemen eleştirebilirler. Abi işte işlemci 80-82 dereceyi gördü ama üstüne basa basa vurgulayayım. Bu işlemci Ryzen 3900X yani 12 çekirdek 24 izlekli bir işlemci. Biz bilerek dedik ki bu soğutucuyu 3900 x ile test edelim ve bakalım nasıl bir ısı değeri alıyormuşuz sıcaklık değeri alıyormuşuz onu görelim burayı şöyle netleyeceğim şimdi Ryzen 3900 x işlemcisini ben kanalımda 360 milim oliman sıvı soğutucularla test etmiştim ve aldığımız ısı değerleri 71-72 derece civarındaydı yani sıvı soğutmayla o işlemci 72 derecelerde seyrediyor e biz hava soğutmayla 82 derecelere çıktık ve küçük bir hava soğutmayla bu soğutucuyu hangi işlemciyle kullanacaksınız Ryzen 3600 5700 çıktım piyasada var mı bilmiyorum. 5800 X biraz fazla kalabilir ama işte 3600 3700 Intel tarafında en fazla 10700 KF gibi işlemcilerle rahatlıkla kullanıp soğutabilirsiniz. Özellikle sistemlerinde stok soğutucu kullanan arkadaşlar 150 liralık bir fiyatla bu soğutucuyu alırsa emin olun stok soğutucudan 7-8 hatta 10 derecelik sıcaklık farkları gözlemleyebilirler. Ama ben biraz daha bütçem fazla alayım hem de küçük olsun çok da yer kaplamasın dediğiniz noktada 6 bakır borulu yapısı ile 3 fanlı modelini alırsanız emin olun soğutması çok daha iyi de olacaktır. Son bir de güç kaynağımız var. Açız GameTek'in Premium Gold serisi 750 wattlık modeli benim beğenimi kazandı. Ben hardware info yazılımı üzerinde zaten hem Ryzen 3900X hem de 6800X'de ekran kartımı ayrıca yüke sokup kanalların voltaj beslemelerine tek tek baktım arkadaşlar ve çok güzel bir seviyede olduğunu söyleyeceğim. Güç kaynağının 80 plus verimliliğin hakkında sonuna kadar verebiliyor. Bu güç kaynağıysa ise nasıl diyeyim RTX 3060 Ti hatta RTX 3070'li sistemlerde de rahatlıkla kullanmanız mümkün. Ama burada şunu söyleyeceğim. Fan noktasında sistemi yük'e soktuğum zaman fanları sesli çalıştı. Yani bildiğiniz kasanın arka tarafından güç kaynağının fan sesini duydum. Bunu ben tabii ki de markaya ileteceğim. Ama tabii çoğu kişi sistemini yük'e soktuğu zaman veya oyun oynadığında kulaklık takıyor. Kulaklık taktığınızda bunu anlamazsınız. Fakat kulaklık takmayıp sistemde farklı bir işlem yapıp yük'e soktuğunuz zaman bu sizin kulağınızı biraz tırmalayabilir arkadaşlar. Hepsinin bir fiyat ortalamasını baz alalım. Kasanın rakiplerine baktığımız zaman 1300 lira civarında olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca rakiplerinde 6 fan bulunuyor ama GameTek bu kasaya 9 tane fan eklemiş ve fiyatı şu an yanılmıyorsam 995 ve 1000 TL civarında satılabiliyor. Soğutuculara geldiğimizde ise 2 fanlı modeli 150 TL civarı, 3 fanlı modeli ise 180-199 TL civarında. Güç kaynağı ise 750 wattlık ve 80 plus sert Gord. Burada yine bir cümle hatası yaptım. O yüzden orayı da kırpıyorum. Olduğu gibi devam ediyorum. 80 plus Gold sertifikası olmasına rağmen fiyatı 500 TL civarında. Açıkçası 750 wattlık sağlam bir güç kaynağı isterseniz tercih edilebilir diyebilirim. Gel gelelim genel değerlendirme noktasında kasa çoğu kişinin her daim bir yıldır beğendiği modeller arasında o yüzden çokça laf etmeyeceğim soğutucular gayet güzel olmuş e, eksi noktasına gelecek olursak montaj kısmı için altında iki tane braket var e, biraz montajı zor aslında montajı kolay sökmesi zor arkadaşlar çünkü çok sağlam bir şekilde bastırmanız lazım e, montaj mandalı anakartınızın e, mosfet soğutucularına denk geliyor elinizi sokup e, sökmeniz e, çıkartırken yani montajı bitirip soğutucuyu sökerken biraz zorlu çıkarabiliyor. Eee RGB noktasındaysa soğutucuların RGB'si gök kuşağı desenli yani değiştirilemiyor. Fakat kasa için bir kumanda yer almış. Kumandayla LED efektlerini şöyle göstereyim sizlere. Değiştirebiliyorsunuz. Fanları da hızlandırabiliyorsunuz. Ben en kısa aldım fakat hızlandırıp sesini de göstereceğim. Çok sessiz fanlar var. Bakın. Şu an en son hızı aldım. En son hızda bu. Yani kasanın üstte de yazıldığı orana göre 21 desibel mi daha çok açtı. 21 desibellik bir sese sahip. Fakat 9 fanı bir bütün totale aldığınız zaman 25-27 desibel diyebilirim. Ama bakın 9 fan çalışıyor ve ahım şahım çok fazla ses mevcut değil arkadaşlar diyorum ve başka gözle gerek duymuyorum. Şunu biraz kısayım bir yandan. Tam kapatmanız da mümkün. Hatta birazdan duracak. En kısa aldım. Umarım bu seri güzel gider. Ee, ve eğer yorumlarınızda varsa yapmamızı istediğiniz videolar varsa muhakkak bu videonun altına belirtin. Bir sonrakine biz de onu uygulamaya ve içeriğini hazırlamaya şimdiden başlayalım. Şimdiden kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.